Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dersi kanalında yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün farklı bir şey inceliyoruz. Bugün terlik inceliyoruz arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Sizlerden de bayağı istek geldi. Instagram'dan ben sormuştum hani bunun bir incelemesini yapayım mı, görmek ister misiniz şeklinde. Ve birçoğunuz da evet görmek isteriz dediniz. Ve ben de yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bugün çok güzel bir terlik inceliyoruz. Nike Off Court Slide'ı inceliyoruz arkadaşlar. Evet, uzun süredir bu terlikler içindeyim. Yanlış anlaşılmasın, bunlar değil. Bir dakika, şöyle ayağımdan şöyle çıkartayım. Bunlar içerisindeydim arkadaşlar. Ve yaklaşık 1,5 sene belki olmuştu, belki geçiyordur. İnanılmaz çok giydiğim, her gün belki günde 4-5 saat tercih ettiğim bir terlik oldu. Ve ben de fikirlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Hem gıcır gıcır bir tane yenisi var, hem de bu şekilde eski bir tanesi var. Bayağı giyilmiş. Yani sizlere ciddi manada performans incelemesi yapıyorum arkadaşlar. Ciddi manada saat harcayarak yapıyorum bu incelemeyi. Evet, terliklerimiz bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gıcır gıcır bir tanesi masamda duruyordu. Alalı bir 2-3 ay olmuştur muhtemelen. Outlet'ten almıştım. Ama hala giymedim. Temiz temiz tutuyorum. Bir inceleme yaparım düşüncesiyle. Zaman zaman inceleme yapma düşüncesine girdim ama hep böyle fırsat bulamadım. Veya diğer ayakkabılardan gerek yok ya falan oldum. Ama artık bugün yeter dedim ve karşınıza çıktım. Umarım sizler de bir like atıp abone olur ve zil işaretine basarsınız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi birçoğunuz şunu diyebilir. Abi zaten yaz bitti, kış geliyor, ne alaka falan diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar ben bu terliğimi yaz, kış, yağmur, çamur demeden hep giydim ve evde giyiyorum. Ben size zaten yine evde giymenizi tavsiye edeceğim. Tabii bu şekilde iki tane alıp dışarıda da giyebilirsiniz. Ama ev içinde inanılmaz rahat, inanılmaz güzel. Ne kadar aldım diye soruyorsanız arkadaşlar, ben bu terliği ilk başta aldığım zaman yanlış olmasın 250-300 lira gibilerdeydi. Bunu aldığımda ise 500'e yakın, 490-480 almıştım. Outlet'ten almıştım, indirimdeydi. Şimdi ise 700-800 liralara çıktı fiyatları. Aşağıya açıklama kısmına link bırakacağım. Trendyol'da var birçok satıcıda. Oradan bakabilirsiniz. Onun dışında farklı farklı yine sitelerden de bulup koyacağım arkadaşlar. Ara ara zaten sürekli olarak bu terlikler yenileniyor, geliyor. Yani Nike'ın en çok sattığı ve çıkardığı terliklerden bir tanesi. Dolayısıyla bulabileceğinizi düşünüyorum. Trendyol'dan almanızı tavsiye ederim. Çünkü iadesi çok kolay. İade kodu gönderiyor vesaire. Kapınıza geliyor hatta kargocu. O şekilde rahat rahat iade edebiliyorsunuz. Tabii dilerseniz diğer gönderdiğim sitelerden de alabilirsiniz. Bu arada bu terliklerden arkadaşlar ben 4 tane aldım. Gerçekten o kadar çok beğendim. İlk bunu aldım arkadaşlar kendime. Şöyle Nike logolu. Hatta belki kargo açımlarına bakarsanız eskilerden bulabilirsiniz aldığımı. Daha sonra eşime aldım. Eşim çok beğendi. Ona da böyle 36,5'muş numarası. Bunu aldım, görüyorsunuz tatlı tatlı pembe. O da çok severek giyiyor. Sonra yine bundan aynısından arkadaşıma hediye aldım. Yine onu da kargo açımlarında bulabilirsiniz. Bu arada kendime 44 numara aldım. Bir tık dar gibi düşünüyorum. Yani daha 44,5 olsa bana daha güzel gelecek. Yani dolayısıyla sizler de kendi numaranız neyse onu alabilirsiniz. Veya benim gibi yarım numara düşebilirsiniz. Ben normalde Nike'da arkadaşlar koşu yürüyüş ayakkabılarında 44,5 giyiyorum. Basketbol ayakkabılarında 45 giyiyorum. Düşünün, bunda 44 aldım ve oldu. Tek sorun, boy olarak çok bir sorun olmasa da ayağımın şurasında sıkıntı olabiliyor. Şurayı sıkıştırıyor. Biraz açmak gerekiyor. Tabii ben bunu 2 yıldır neredeyse giydiğim için görüyorsunuz biraz hem rengi değişti hem de buralarını iyice yumuşattım ve aynı zamanda köpüğünü de iyice aşağıya indirdim, söndürdüm ama hala rahatlığından hiçbir şey kaybetmedi. Hala ilk günkü gibi çok keyifli, çok güzel. Bu da yine gördüğünüz gibi 10 numara, yani 44. Sizler de numara tercih ederken bunu dikkate alabilirsiniz. Buluyorsanız bence hani yarım numara büyük, yarım numara düşük alabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Tek sıkıntı dediğim gibi ilk başta şurasının açılması. Şöyle yeniye ve eskiye bakarsanız arkadaşlar bu ne kadar daha sıkı duruyor. Bu ise bakın baya baya genişlemiş. Ben dediğim gibi kışın bile kalın basketbol çorabıyla bunu giyiyordum. Evde bununla dolaşmak çok keyifli. İşte çocuğumla oynarken, sağa sola hoplaya zıplaya giderken, kedimin peşinden koşarken her türlü çok rahat ettim. Gitgide de arkadaşlar bu köpük inanılmaz bir rahatlık aldı. Bu da Revive Foam. Hemen şöyle zaten şurada daha iyi gözükecektir. Arkasında yazıyor. Bu Revive Foam'u bence basketbol ayakkabılarına veya yürüyüş koşu ayakkabılarında koymaları lazım. Şuraya da güzel bir çıkartma koymuşlar. Hani bana bas şeklinde. Hani basın ne kadar rahat olduğunu görün. Hemen anlıyorsunuz zaten bastığınız zaman. Oldukça kuvvetli, oldukça güçlü ve size hemen geriye ittiren harika bir yapısı var. Bunda ise biraz daha içine geçmiş ama kesinlikle ölmedi, kesinlikle bitmedi. Birçok basketbol ayakkabılarında, buslarda veya diğer Nike'ın kullanmış olduğu yastıklamalarda bitme varken, yani bu sertleşip
tamamen yastıklama özelliğini kaybetme varken bu terlikte o olmadı. Dolayısıyla o yüzden zaten bunca zaman severek kullandım. Arkadaşıma dediğim gibi hediye almıştım. O da o kadar severek kullanıyor ki arkadaşlar. Her gördüğümde ayağında bu var. Çorapla çorapsız her türlü tercih edebiliyorsunuz. Alt kısmına baktığımız zaman alt kısmı bana biraz Air Force'ları falan çağrıştırdı. Normal çok aşırı sert olmayan hatta bayağı yumuşak olan bir alt kısmı var. Bakalım bu da mı öyle olmuş? Evet, bu da yumuşacık bir alt kısmı var arkadaşlar. O yüzden ben diyorum dışarıda giymeseniz daha güzel. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi plastik. Plastiğin bazı buradaki Nike logosundan veya şuradaki aralıklardan Revive Foam'u görebiliyorsunuz. Şunun altındakini de çıkartalım. Hatta şöyle üstüne yapıştıralım. Yani dolayısıyla bunu dışarıda giyerseniz çok hızlı eskitebilirsiniz ve kötü bir görüntü olabilir. Ne bileyim, şuralarına taşlar kaçabilir. Evde rahat rahat takılmalık bir terlik olabilir. Bileşenleri gerçekten çok az. Taban, orta köpük ve şu üst katman dışında başka da bir şey yok. Ama dediğim gibi bu Revive Foam oldukça güzel. Bu baktığınız zaman hiç kırılma izleri, kriz yok, kırışma yok görüyorsunuz arkadaşlar. Burada ise her yanı kırışıklıklar içerisinde. Fakat bu kilometreyi gösteriyor, yani ne kadar kilometre yaptığını gösteriyor terliğin. Ve ne kadar rahat olduğunu buradan çıkartabilirsiniz. Terlikler arasındaki en büyük fark, birinde Nike yazısı, birinde ise logosu var arkadaşlar. Logonun içinde de trademark diye başlayan, yani Nike'ın marka tescili başvurusunun numaraları yazıyor. USPTO sitesine girerseniz, yani Amerika Patent Ofisi sitesine girerseniz muhtemelen bu numarayla o trademark'ın, o markanın başvurusunu bulabilirsiniz. Trademark no demiş. First use June 1971. Yani 1971'den beri Nike logosu var. Hangisi daha güzel diye soruyorsanız bence kesinlikle şu Nike yazısı çok güzel. Şekil, şemal ve renk olarak da kombinasyonu çok hoş. Tabii bu da kötü değil ama bunu da rahatlığını bildiğim için direkt olarak aldım. Bu arada 44,5 veya 45 alsaydım şu görmüş olduğunuz parmak araları nasıl olurdu çok emin olamıyorum. Çünkü gerçekten bunda numara çok önemli. Tepeden şöyle baktığınız zaman arkadaşlar orta ayak desteği mevcut. Ve gerçekten o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar uzun süreler giymenize rağmen o orta ayağındaki destek size çok güzel bir ark desteği sunuyor. Her adım attığınızda rahatlığını hissediyorsunuz. Şu arka kısmında çok pofidik bir sünger kullanılmış ve numaralarda buralarda yazıyor. Bu sünger de dediğim gibi giye giye şuna dönüşecektir. Merak etmeyin. Çok burada bir sünger kalmamış bu arada. Bitirmişim yani bunun süngerini. Burada ise sapasağlam bir yapı mevcut. Aslında dışarıda da giyebilirdim fakat dışarısı için Yeezy terlik aldım. Yeezy terlik apayrı. Kutu açımını izlediyseniz. Fakat tabii ki fiyatı bunun belki 4 katı, 3 katı şekillerinde. Bunu 500'lere, 600'lere bulabiliyorsanız bence kaçırmayın. Yeezy'ler hani 2000-2500'den başlıyor. Fakat bence Yeezy'lere en yakın Nike terliği, dediğim gibi yıllardır severek giyiyorum ve bundan sonra da giymek için stoğumda hazır durumda. Evet, bu şekilde arkadaşlar çıkışımı da yapayım. Yine bayağı uzun konuştum ama bu terlikler bence böyle bir videoyu, böyle bir konuşmayı hak ediyordu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer bir terlik alacaksanız ve piyasadaki birçok terliği denediyseniz, terliklere olan inancınız gittiyse, eğer Yeezy slide'ınız yoksa, Yeezy terliğiniz yoksa buna bir şans verin ve cidden çok beğeneceksiniz. Dediğim gibi eşim, ben, arkadaşım, kim giydiyse misafirlere de bazen veriyorum. Bayılıyorlar, bayılarak giyiyorlar. Dolayısıyla sizler de çok seveceksiniz. Videonun açıklama kısmında verdiğim linke tıklayın ve bir tane kendinize satın alın. Görüşmek üzere. O zaman bugünlük ayakkabı dahisi